Sabah gazetesinde işte kayyum gerçekleri. Ver Ömer bunu. Bu manşeti ver. Kayyum atamaktan artık vazgeçileceğini söyledi. Kim? Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu. Kayyumlara son vereceğiz dedi. Ama o kayyumların niye atandığını, niye kayyum gönderildiğini bir belediyeye söylemeden. Niye gönderildi biliyor musun Emrah? Ömer, niye gönderildi biliyor musunuz kayyumlar? Söyleyelim. Kılıçdaroğlu'nun o karşı çıktığı kayyumlar ki o dönemlerde bölgede sahada muhabirlik yaparken şu görüntüleri o kadar fazla görmüştüm ki bu görüntülerin çevresinde polis özel harekatla, jandarma özel harekatla o kadar çok sohbet etmiştik ki hepsi ama hepsi eğer şu anda bizleri izleyen varsa izleyen izlemeyen selamlarımızı, hürmetlerimizi gönderelim. Günlerce, aylarca hemen yanındaki silah arkadaşlarını şehit verdiler ya. Çatışmalar gün boyunca sürdü, gece boyunca sürdü. Hiç dinmedi o gün. O 2015-2016'ya dönen yılda sayın seyirciler inanılır gibi değildi. Sonra bu belediyeler o hendek kazanlara efendim belediye araçlarını verdiler. O belediye başkanları, o milletvekilleri makam araçlarını verdiler. Korumalarını verdiler. Bomba taşıdılar. Terörist taşıdılar. Sonra bu şehirlere niye kayyum atandı diye çıkıp bunu sorgulamak sanki memlekete dün gelmiş gibi. Yazık. Yazık. HDP'li belediyelerin beslediği PKK'nın nefes borusunu kesti. CHP lideri şimdi demokrasi adı altında can çekişen terör örgütüne elini uzatıyor. HDP'nin Ömer aşağıya biraz daha büyütelim. Daha net görülsün. Evet. HDP'nin özerklik ilanıyla Diyarbakır, Mardin, Şırnak, Muş ve Hakkari'de belediye araçlarıyla hendekler kazıldı. Olaylarda 793 asker, polis şehit oldu. Binlerce kişi yaralandı. Şırnak Belediyesi'ne ait 10 ton, bakın 10 ton bomba yüklü kamyonla Cizre'de Çevik Kuvvet'e saldırıldı. Ya Şırnak Belediyesi'ne ait diyorum. Değerli izleyenler, kıymetli izleyenler, Şırnak Belediyesi'ne ait kamyonla bu memlekette 10 ton bomba taşındı ve o bomba Çevik Kuvvet ekiplerine, o bombayla Çevik Kuvvet ekiplerine saldırıldı. Orada da 12 polisimizi biz şehit verdik. 86 da yaralı verdik. HDP'li belediyelerin araçlarıyla terör örgütü PKK'nın dağ kadrosuna taşınan yüzlerce silah ele geçirildi. HDP'li belediyelerde şehit ve gazi yakınları işten çıkarıldı. PKK'lı teröristler bankamatik memuru olarak işe alındı. HDP'li belediye başkanları kamu kaynaklarıyla terörü destekledi. Militan devşirdi. Belediyeyi PKK'nın lojistik merkezlerine dönüştürdü. HDP'li belediyelerin sözde personel maaşı adı altında milyonlarca lirayı terör örgütüne aktardığı belgeleriyle ortaya çıkarıldı. Tüm bunlar belgeleriyle ortaya çıkarılmışken, tüm bunlar terörist itiraflarıyla ortaya çıkarılmışken ve bunlarla ilgili olarak yakalananlar hüküm giymişken hala bu ülkenin ana muhalefet partisi lideri, bu ülkenin belki de cumhurbaşkanı olacak, cumhurbaşkanı adayı çıkıyor. Biz bu kayyumlara son vereceğiz diyor. AK Parti hükümeti ya da Cumhur İttifakı bu kayyumların atanmasına canı istediği için mi destek veriyor zannediyorsunuz? HDP'li belediyeler olduğu için mi sadece verildi böyle kararlar zannediyorsunuz? Ya şu okuduklarım yalan değil. Şu okuduklarım algı değil. Şu okuduklarım başka memlekette olmadı sayın seyirciler. Bu ülkede oldu. Ve 50 yıl önce, 60 yıl önce olmadı şunlar. Ya 7-8 yıl önce yaşadıklarımız bunlar. 7 yıl önce yaşadıklarımızdan bahsediyoruz. 8 yıl önce yaşadıklarımızdan bahsediyoruz. 10 yıl bile olmadı bakın. Hafıza insanı yanıltır. Unutturur, şaşırtır. Ama bunları unutmayalım. Yani. Bunları unutmayalım. Bunlara hala sahip çıkılıyor. Bunlara kol kanat geriliyor. Niye mesela, niye CHP'li belediyelere kayyum atamıyor o zaman AK Parti ve Cumhur İttifakı? Niye İYİ Partili belediyelere atanmıyor? Şimdi layıkıyla yapan, hakkıyla yapan, teröre iltisakı olmayan, bulaşmayan adama niye kimse dokunsun? Niye bu devlet elini uzatsın? Gel bakayım buraya desin. Sen terör örgütüyle kol kola gir. Terör örgütüyle askeri taşla, askere kurşun yağdır, polise kurşun yağdır. Ondan sonra kayyum atanınca da
demokrasiye aykırı. Demokratik bir ülkede böyle şeyler olmaz. Demokratik bir ülkede sana yaşama hakkı vermez. Bu ülke öyle demokratik, öyle özgürlükçü bir ülke ki sen bunu diyeceksin, elini kolunu sallayarak gezeceksin, öyle mi? Dünyanın hiçbir yerinde böyle bir şey yok. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.